Ahmet Sevinç, Son Haber 16 gazetesi genel yayın yönetmeni. Son günlerde siyasette FETÖ'nün siyasi ayağı konusu tekrar alevlendi. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu da Sayın Cumhurbaşkanımıza dava edeceğini açıkladı. Bahçeli de bu konuda çok sert girdi topa. Biliyorsunuz sizin de bu konuda Cumhuriyet Savcılığı'nda gizlilik kararı verilen dosyanız var. Hala bekletiliyor sümen altında. Şimdi partimiz bütün Türkiye çapında il ve ilçelerde kongrelerini yapma aşamasında, durumunda. Partimiz tabii ki. Partimiz. Doğru. Şimdi FETÖ terör örgütünün en büyük malzemesi insan. Dolayısıyla kripto FETÖ'cüler üye olarak partimize üye olabilir. Bizim bir teşkilatımız yok, bunları inceleyebilecek. Üye olabilir. Bunun akabinde ilçe başkanı adayı olabilir. İl başkanı adayı olabilir. İleride belki sorumlu bir durumla karşılaşabilir. Bunun hakkında bir önlem alıyor musunuz? Sizin daha önceki yaptığınız konuşmalarda benim ailemde, benim köyümde, benim partimde bir tek FETÖ'cü bulun, ben siyaseti bırakırım demiştiniz. Şimdi aynı şöyle videolarda şöyle döndü. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Şöyle. Partimde de elbette kabulüm. Yani orada bir sorunumuz yok. Şimdi benimle ilgili demin anlattığım, daha 4 yıldır ama 24 Haziran'da çok fazla sizleri etkileyen bir FETÖ'cü şey yapıldı. Propagandası yapıldı. Sesinizi duyurmanız mümkün değil. Yani 30 Kasım 2015'ten itibaren yapılan bir tezvirat. Dolayısıyla şimdi onu söylüyorsun olmuyor, bunu söylüyorsun olmuyor. Ve ben çok iddialı bir söz söyledim. Bugün herhangi bir siyasetçinin bunu söylemesi mümkün değil. Bunu ne Sayın Erdoğan söyleyebilir, sağ siyasetten bahsediyorum, sağ siyasetçilerden bahsediyorum, ne bir başkası söyleyebilir. Benim babamın babası Rumeli'nin önemli ilahiyatçılarından birisi. Bize verdiği bir vasiyet var, benim sülalem o vasiyete uyuyor. Dedim ki FETÖ'yü METÖ'yü geçtik. Benim kambayla bana bağlı 5 kuşak, 6 kuşak, 7 kuşak ne kadar isterseniz. Bakın, kambayla bana bağlı bir Allah'ın kulunu herhangi bir tarikat ehli olarak bulursanız, hem FETÖ hem diğeri bulursanız, ben bırak ve partiden istifa edin. Ben siyaseti bırakacağım dedim. Bu benim aileme özel bir durum. Yani o kadar bezdim ki, yani bunu bir siyasetçi niye söylesin? Söylemek zorunda kaldım. Çünkü çok ağır bir haksızlığa uğradığım için. Evli bir kadının yanından kocasını kaldırıp, yani o ben oluyorum, Fethullah Gülen'i, FETÖ elebaşısını koymak gibi bir ahlaksızlıkla karşılaştım ben. Ben siyasetçiyim. Pek çok insanla fotoğraf çektiriyorum. Beni FETÖ elebaşısıyla bir fotoğraf çek, yani bir fotoğrafım bir Allah'ın kulu bulamayacak, çünkü çektirmedim. Ben kendim bilmiyor muyum? Çektirmedim. Has, diyelim ki sizle fotoğraf çektiriyoruz. Sizi ayırıyorlar, adamı koyuyorlar, bunu anlıyoruz bak. Hiç itirazım yok. İftirayı bile anlıyorum. Ama bu ahlaksızlık televizyondan yapıldı. Biz herhangi bir siyasetçinin eşinin yanından, yani erkek ya bunlar, X, Y, Z politikacısınız, eşinin yanından o kişiyi kaldırıp FETÖ'yü, METÖ'yü, KETÖ'yü koysak olur mu? Bana bu yapıldı. Dolayısıyla partimize gönül veren arkadaşlarımızın başı dik gezebilsin diye yapmadığım iş kalmadı. Şimdi artık FETÖ, METÖ, KETÖ denildiğinde kendiniz bakın kardeşim,
Benim dokunulmazlığım yok. Açıkta insanım. Milletvekili değilim ben. Yani 5 dakikanın içinde eğer varsa veya yoksa yani bir şey yapın kardeşim. Böyle ayakta tutulur mu? Şimdi çok ürktüğümüz için Ahmet Bey, milletvekili arkadaşlarımızdan 2000 sanıyorum 800 kişi müracaat etmişti. Bu arkadaşlarımızın tümünü biz kendimiz bir baktık. Netice itibariyle ben eski İçişleri Bakanı baktık. Bu güvenlik konularında uzman arkadaşlarımızın içimizde olduğunu biliyorsunuz. Birlikte komisyon kurduk, baktık. Listelerde değerlendireceğimiz arkadaşlarımızı da aldık. Bizim bu güvenlik kurumlarımıza benim imzamla resmi yazıyla sorduk. Geriye cevap geldi. Bir kafet hoca çıkmadı. Ama velakin ilginç bir şey çıktı. Ergenekon ve Balyoz vesaire gibi bu kumpas davalarında yer almış, hapis yatmış, bizden de aday olmuş arkadaşlarımızın, çok ilginç bu, terör örgütü üyesi çıktılar Ergenekon ve Balyoz'dan. Hayda. Bunun üzerine bununla ilgili de bir yazışma yaptık. Daha mahkemeleri bitmemişti. Yani düşünün, 15 Temmuz olmuş. Yani bunların bir kumpas olduğu ortaya çıkmış ama mahkemeler eliyle bu insanlar hala terör örgütü üyesi sayılıyor. Böyle de bir faydamız dokundu Türkiye'deki tüm Ergenekon ve Balyoz konusunda haksızlığa uğramış insanlara. Yani ne demek istiyorum? Aşırı derece dikkat ettim. Şu ana kadar bizim teşkilatlarımızda, partimizde, ben hariç, benim hakkımda ta 2016'da açılmış bir soruşturmanın dışında soruşturmaya uğramış bir arkadaşımız yoktur. Bu da bizim dikkatimizin eseri. Mesela antidemokratik bir şeyi tüzüğümüze koyduk biz. Mesela çok asla antidemokratikti. Üye olursunuz, ertesi gün seçim varsa istediğiniz yere müracaat edersiniz. Biz 3 ay boyunca bu arkadaşlarımızın ne delege ne başka bir yerde haklarını elinden aldık ki böyle bir şeyle karşılaşmayalım diye. Ondan sonra kongrede bu 3 aylık süreyi kaldırdık ki o demokratik bir haktır. Evet, buyurun. Bir saniye. Şimdi televizyonlarda FETÖ'cü, evlat, gelin, damat, günür, kardeş, enişte, kayınço içeriden. Ben sizin gayet iyi anladım güzel kardeşim. Biz gazete olarak bir dosya hazırladık. Size takdir edeyim. Siz onu bana. Evet. Önemli olan, bakın tekrar söylüyorum. İnsanımıza güvenin. Gayet ferasetli bir insanımız vardır bize. Çok güzel. Bu beyefendi Meral Hanım, bir taraftan...